Evet. Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün cümle tamamlama çalışması yapacağız beraber. Cümle tamamlama konusunda şöyle bir dikkat etmemiz gereken birkaç konu var. Bunlardan birincisi daha doğrusu tense uyumu. Değil mi? Tense uyumu. Bunları istiyorsanız yazayım ben size. Tense uyumu. Zaman bağlacı söz konusu ise %100 tense uyumu arıyoruz. O kesin. Genel olarak başka diğer bağlaçlar söz konusu olduğunda da yine tense uyumu arıyoruz. Ses gelmeyen arkadaşlar eğer birkaç kişi haricinde ses gitmiyorsa sizden kaynaklı. Bir daha deneyin. Hoparlörünüzü açın vesaire. Bilgisayarınızdan kaynaklı olsa gerek. Peki. Birincisi tense arkadaşlar. İkincisi pronouns konusu. Biliyorsunuz özne, nesne zamirleri oldukça yardımcı oluyor bizlere. Bir sonraki dikkat etmemiz gereken konu ise bağlaç konusu. Özellikle ve özellikle zıtlık bağlaçların. Hani bunu sınıfta çok dile getiriyorum. Bağlaç önemli mi, değil mi? Evet, YDS sınavında 10 tane 10 tane ne yapıyorsunuz? Yine bir ses. Neyse ben anlatmaya devam edeyim. Kayıttayım zaten. 10 tane cümle tamamlama LYS'de 8 adet cümle tamamlama sorusu çıkıyor. Bütün bu sorularda mutlaka bir bağlaç mevcut. İster seçeneklerde olsun, isterse verilmiş olan sorularda olsun. Bağlaçlar bizim için oldukça önemli diyorum. Özellikle zıtlık bağlacı var ise zıtlık ifadelerinden hani iki cümle söz konusu olacak. Sonuçta bir bağlaç iki cümleyi bağlayacak. İki tarafta da zıtlık ifadeler var ise mutlaka o seçenek üzerinde durmamız gerekiyor. Bir de direkt doğru cevaba gitme özelliği biraz zor kazanılır. Onu söyleyeyim. Ancak İngilizce öğretmenlerinin belki yapabileceği bir şey bu. Sınava girecek öğrencilerin öğrenci pozisyonunda olanların arkadaşlar bu tür sorularda seçenek eleyerek gitmesi daha doğru olacaktır. Birinci sorudan başlayalım. Birinci sorudan başlayalım. As'i burada gördük arkadaşlar. As. As'in kaç tane kullanımı vardı? Hatırlayan var mı? 7, 5, 7, güzel. 7 ve türevleri değil mi? Bir sürü. Peki. As there is a complete standardization. Hangi zamandayız bu arada? Geniş zamandayız. Doğru mu? Dığından dolayı. Tam bir standardizasyon durumu. Of every product in this fast food restaurant chain. Fast food restaurant chain. Sizce soru basit bir soru gibi, değil mi? Bu daha önce YDS sınavında çıkmış bir soru. Onu söyleyeyim size. Tam bir standardizasyon olduğundan dolayı her ürünle ilgili bu fast food restaurant zincirinde A. Ya bakalım. The first restaurant to be opened in Britain was. Adanın doğru cevap olma şansı var mı acaba? Yok. Güzel. Güzel. Harika. O zaman bunu ne yapalım? Bir eleyelim bakalım. Gitsin bu. Gitsin. They were already. They were already. Şimdi bakın. Az önce özne, nesne zamirlerine dikkat edeceğiz diyorum. Değil mi? Önemli. Seçenek elerken de bunlara dikkat edeceğiz. Örneğin. Şurada bir they var. Buradaki they'i birinci cümlede karşılayacak herhangi bir çoğulluk var mı? Yok. Değil mi? As there is complete standardization of every product. Hiçbir şey yok.
Değil mi? Çoğulluk yok. O zaman bu Bursa'yı da eleyelim. The company was by then. Şu ifade şirket yok. Erhan bir de başka bir şey var burada. By then. By then. O zamana kadar. O zamana kadar diyor. O zamana kadar diyebilmesi için mutlaka öncesinde bir tarih vermesi lazım. Bir zaman dilimi vermesi lazım. Eğer yok ise Biden'in doğru cevap, yani Biden'in içinde olduğu seçeneğin doğru cevap olma şansı yok. Ayrıyeten tense de uymuyor. Bursa'da da tense uymuyordu. Şuraya dikkat edin. Burada da uymuyor. Denizli'ye bakalım. Every French fry and every burger tastes exactly the same. Taste. Ah. Present as every other. D olabilir. Ne yapacağız? Soru işareti. Yet. Evet. D olur. Şimdi daha önce söylemiştim. Bir bağlaç iki cümleyi birbirine bağlar. Doğru mu? İki cümle. Siz eğer burada bir bağlaçla başlamışsanız, bir bağlaçla başlamışsanız, kendisinden sonra bunu tamamlayacak olan cevabın, doğru cevabın bağlaçla başlamasını beklemezsiniz. Direkt bir özne artı, direkt bir cümleyle başlarsınız. Buraya baktığınızda yet, bir bağlaç. Değil mi? Yani burası present olsa dahi, bu cümle present olsa dahi ciddiye almayacağız. Bağlaçla başlamışsa, evet zaman uyumundan da gidiyor. Bağlaçla başlamışsa siz kesinlikle ve kesinlikle diğer tarafta bağlaç aramayacaksınız. Eğer ikili bağlaç değil ise. Peki. Doğru cevap ne kaldı arkadaşlar? Denizli. Peki. Şimdi ben bu soruyu temizliyorum. Bu soruyu temizliyorum. Başka bir noktaya getireceğim sizi. Verilen soruda herhangi bir kelimenin yani standardization kelimesi mesela aşağıda olmasını beklemiyorsunuz arkadaşlar. Ama X standartları deyip aşağıda da Y standartları diyebilir. Sadece ve sadece standardization gibi bir ifadenin aşağıda bir daha yazılmasını beklemiyoruz. Öte yandan restoran gibi bir kelime ya da fast food restaurant chain, değil mi? Aynı kelimelerin bir daha aşağıda doğru cevapta olmasını beklemeyiz arkadaşlar. Bu konuda biraz rahat olabilirsiniz. Özellikle en zor sorularda bize yardımcı olabilir bu. Tekrarlanmamalı. Evet, mesela burada diyelim ki bir restoran var. Başka burada bir restoran kelimesi var C'de. Bunların ne yapmasını beklemiyoruz arkadaşlar? Kendini tekrar etmesini beklemiyoruz. Bunları ilerleyen sorularda tahminimce göreceğiz, karşımıza çıkacağız. Dikkat edelim bu konuda. Peki. Birinci soruya Denizli dedik. Diğer soruya geçiş yapalım. Bu soru relative clause bilgimizi ölçen bir soru. Birincisi, boşluktan hemen sonra bir who söz konusu. Yani relative clause söz konusu. Erhancığım, sadece who'yu karşılayacak bir şey değil. Seçeneklerde şöyle Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli, Edirne'de seçeneklerdeki son kelimelere bakacağız. Şu son kelimelere. Children, who olabilir. Countries olmasını beklemiyoruz. Directors, evet olabilir. Best film, who, şuraya bakacağız. Yani son kelimelere bakacağız. Evet ve de past olmalı. Aferin Tuğçe. Çünkü who ile beraber past'ı kullandığı anda bilgi verdiği kişinin geçmişte olan bir insan. Yani genel olarak tense uyumunu arıyoruz. Genel olarak söylüyorum ama. Şimdi who really established and developed past tense the
Thriller style in films. Evet. Thriller style in films. Peki. Bir bakın bakalım ne olabilir? Çocuklar acaba thriller stilde bir film geliştirip ya da kurup geliştirebilir mi? Öyle bir şey mümkün mü çocuklarım? Tenslerine de bakın bakalım. Tenslerine de bakın. Tekrar söylüyorum. Seçeneklerdeki şu son kelimelere odaklanırız. İnsanlara huyla başladığı için, insan olduğu için şu huyu tanıtacak olan kişi insan olmak zorunda. Witch olsaydı cansız varlık olacaktı. Bu olabilir. Bursa'yı countries dediği için gitti. Film directors olabilir. Bakın bu olabilir. Star Wars best film diyor. Filmi biz huyla tanımlayamayız. Deniz de kesin gitti. It was the film director Alfred Hitchcock. Yes. Ne diyorsunuz? Kesinlikle. Birincisi çocuklar bir film türü stili yapamazlar buradan gitti. Will attract. Will attract the attention of many film directors. Ama daha önce bunu kuran thriller tarzda filmi ilk yapanlar. Değil mi? Biraz saçma. Tense'ten de uymuyor. Geriye ne kalacak arkadaşlar? Edinme. Edinme. Güzel. İyi gidiyoruz sanki. Üçüncü soruya bakalım. Eğer anlaşılmayan bir şey varsa arkadaşlar, hocam şu kısmı anlamadım deyip tekrar üzerinden geçeyim. Yine S çıktı karşımıza, biliyorsunuz değil mi? İki harfli bir bağlaç ama her türlü soruda, her türlü cümlede sıkça karşımıza geliyor. Kaç tane anlamı vardı? Dığından dolayı anlamı vardı. İken anlamı vardı. Olarak anlamı vardı. Gibi anlamı vardı. Dıkça, dikçe anlamı vardı. Sıfattan hemen sonra geldiğinde rağmen anlamı vardı. Bir de kısaltmalarda as stated in the passage gibi bir ifadede ifadede biraz dikkatli olalım. Bakalım ne çıkacak. Nurşen. Mürsel hocam B'ye gitti. A'ya soru işareti koyalım. Evet tabii ki Uğur. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat edelim. Öncelikle as ile beraber daha önce şunu da söylemiştim. Change. Değil mi? Belki burada o anlamda olmayabilir ama bu artış, düşüş gibi fiillerde dıkça, dikçe anlamını veriyordu değil mi? Beşinci kullanım o bizim için önemliydi. Burada daily temperature change on the planet Mercury is extreme. Ha, bir sebep sonuç ilişkisi olabilir değil mi? Günlük sıcaklık değiştiğinden dolayı. Evet, değiştiğinden dolayı. Adana'ya baktığımızda it'i karşılayan ne var acaba? Mercury var. Çok güzel. Bu olabilir. Planet var. Bu da olabilir. Zaten aynı şeyi karşılıyor. Cracks. Nedir crack acaba? Yabancı bir kelime değil herhalde değil mi? Çatırdamak, çatlamak. Güzel. There hasn't been. Adana'ya soru işareti koyalım. Uğur'un dediği gibi. Bursa'ya bakalım. There hasn't been sufficient atmosphere to hold the heat. Şöyle de bir soru işareti koyalım Müsel Hoca'nın hatırı için. Ceyhan'a bakalım. The explorations carried out so far would have been. Would have been 3. hali hangi zaman arkadaşlar? Past değil mi? Modullarla birlikte would have fiilin 3. hali gibi. May have fiilin 3. hali gibi. Could have gibi yapılar. Past tense grubuna girer. En kötü ihtimalle perfect tense'dir. Ama asla ve asla geniş zamanda bunları kullanamazsınız. Gitsin. Tense'den dolayı. The craters in its surface. Çok güzel.
Çok güzel başlamış. Were. Ha, bu gitti. Tense'ten de olmadı. There was no evidence. Hiçbir kanıt yoktu. Değil mi? Due to volcanic activity. Kaç seçenek arasında kalıyoruz arkadaşlar? 2. Adana ve Bursa. Şöyle yapalım arkadaşlar. As'in eğer because anlamı var ise, because anlamı var ise, ana cümlede sebep sonuç ilişkisi yaratacağından dolayı ana cümlesinde, as'li cümlede değil, ana cümlede present perfect genelde aranmaz arkadaşlar. Present perfect genelde aranmaz. Değil mi? Mürsel hocam, bir de şu şekilde ele alalım olayı. Günlük sıcaklıklardan bahsediyoruz. Değil mi? Bir gezegenden bahsediyoruz. Ve birinci cümlenin zamanı geniş. Bunun ana cümlesinde, yani simple present, ana cümlesinde genellikle present mi bekliyoruz? Akademik ifadelerde, coğrafik ifadelerde present perfect mi acaba? Aynen öyle. O zaman şurayı da bir silelim. Seçenek elediğimizde doğru cevaba gidebiliyor muyuz? Kesinlikle gidebiliyoruz arkadaşlar. Gizem perfect değil. Tekrar söylüyorum. İki tarafın present. Mesela İşte Mürsel hocam, bunları anlamdan yapmaya kalkarsak inanın bana, yani anlam tabii ki önemli, kesinlikle önemli, ama öncelikle yapı. Yani bunu bir alışkanlık haline getirelim. Öncelikle yapı. Yapıya uymuyorsa yapacak bir şey yok. Ya yapacak bir şey yok. Peki. Bir de ekstrem bir hava, ekstrem bir hava değişimi var. Sıcaklık ısı değişimi var. Ekstrem ısı değişimi, değil mi? O yüzeylerin çatlamasını sağlar zaten. Diye tahmin ediyorum. Peki. Bir sonraki soruya, fiziksel ayrışma. Güzel. Bir sonraki. Tabii. Erhancığım, sebep sonuç ilişkisinden yola çıkalım. Bakın. Sebep sonuç ilişkisinde önce sebep, sonra sonuç oluyor, değil mi? Because ifadesi, as ifadesi bir sebep ise sonucunun geçmiş olmasını beklemeyiz. Tam tersi, gelecek zaman ya da geniş olmasını bekleriz. Bekleriz. Okay? Öncelik sonralık mantığı gibi düşünelim. Hani şey gibi, kafasını yardığından dolayı, bir örneği vermiştim ya. Kafasını yardıklarından dolayı hastaneye götürdüler. Hangisi daha önce oldu? Kafasını yarma. Sebep cümlesi. Hastaneye götürülme daha sonradan olan bir şey. Okay? Öncelik sonralık bizim için önemli. Dörde bakalım. Hemen şunu yapacağız. Verilmiş olan cümlede arkadaşlar herhangi bir bağlaç yok. Ama burada bir if var. That kalsın var. As var. Unless var. Until var. Bağlaçlarımız bu sefer nerede? Değil mi? Seçeneklerde bağlaçlarımız var. Dolayısıyla bu sefer uyumu seçeneklerdeki bağlaçlara bakarak bulmaya çalışacağız. Seçenek eleyeceğiz bir de. Aferin Nurşen sana. Temizliyorum. Şuraya baktığımızda bir kere bir past tense var. Doğru mu? Var. Ana cümle past tense ise if'li seçeneklerin ne olmasını bekliyoruz arkadaşlar? Evet, Adana gitsin. Bir de Bursa diyorum. Denizli'de de unless var. Bu da gitti. Evet. Peki. Promised to promote her. Terfi etmesi konusunda söz verdi. Şimdi that she has. Evet. Bakın Bursa'ya bakalım. Bursa gidiyor değil mi? Present'tan dolayı gidiyor. Gitti. Until zaman bağlacı var burada. Is present bu. Present bu. O zaman şu Edirne'yi de bir silelim bakalım. Çünkü uymuyor.
Geriye tek bir seçenek kalıyor. O da Ceyhan. Evet. Ceyhan. Çeviri yapacak olursak hak ettiğinden dolayı terfi edeceğine dair müdür söz verdi dediğinizde Bursa olabilir. Değil mi? Edirne de olabilir. Yani anlamdan yapacak olursak Edirne de olabilir. Bütçe, yıllık bütçe şirketin onaylanana kadar, değil mi? O şey yapacak yani, söz verdi terfi olacak diye. Olabilir. D şıkkı unless'ten dolayı gitmişti Gizem. Hani if yapılarında, if'lerde ne yapacaktık if'lerde? Ana cümle past tense olmayacak. Ana cümle past tense olmayacak. Peki. Tekrar söylüyorum bunu. Past tense olduğu için şuradaki if'ten dolayı ne oldu? Adana gitti. Unless if'li yapılar olmuyor. Ana cümlesinde past tense varsa direkt eliyorsunuz. Tense'den uymadığı için gitti. Bu da uymadığı için gitti. Ama çeviri yaptığınızda Bursa'da olabilir, Ceyhan'da olabilir, Edirne'de olabilir. Ben çeviri yapmanızı istemiyorum. Tabii ki anlayın. Tabii ki anlayın. Ama önce yapı arkadaşlar. Yapı yoksa, gramer yoksa hepsi havada kalır. Buna inanın. Peki. Ben şöyle bir güzel bir örnek olduğu için, güzel bir cümle olduğu için az önceki as'le de bağlantılı olduğu için İşte bunun çevirisini yapabiliriz. Müdür terfi edecek diye kendisine söz verdi. As she had been working. As'in içinde bulunduğu cümlede biz past perfect kullanabiliyoruz değil mi? Bu kadar yıldır şirket için çalıştığından dolayı önce şirket için oldukça uzun bir süre çalışıyor. Ondan sonra müdür söz veriyor. Değil mi? Öncelik sonralık önemli. Genellikle as dığından dolayı anlamında olduğunda, because anlamında olduğunda as'in içerisinde bulunduğu cümle diğerinden daha önce gerçekleşmiş olmalı. Ya da ikisi past past olabilirdi. Bir sonraki soruya geçelim. I asked my little 3-year-old niece. Hangi zamandayız? Past. Güzel. Çok güzel. Şuraya dikkat edelim. Has gone out. Gitti. Çok güzel. Peki. Why she has made. Olmaz mı acaba? Bu da gitsin. Peki bu da gitsin. Değil mi? Tense'ten olmuyor bunlar. B gibi değil. Kendimize güvenelim arkadaşlar. Değil mi? Tahminde bulunmuyoruz. Direkt cevabı söylemeye çalışalım. B gibi değil. B hocam. Yanlışsa da canınız sağ olsun. Yanlış olsun. Hiç önemli değil. Bir sonrakine doğru yaparız. Peki. Who she was going to invite? Kimi davet edeceğini partiye sordu. Peki. Ask arkadaşlar that almaz. Onu söyleyelim. Ask ile beraber that almaz. Bunu bilelim. Okey. Bilelim. Doğru cevabımız burada Bursa. 3 yaşındaki kız yeğenime partisine kimi davet edeceğini sordu. Peki. Bir sonraki soruya geçelim o zaman. Altıyı bir çözmeye çalışın arkadaşlar. Şöyle bir dakika süre vereyim size.
Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel tepkiler geliyor. Cevaplar geliyor. Bravo size. Şimdi bir inceleyelim bakalım soruyu. It is a good idea to walk everywhere. Her yere yürüyerek gitmek ya da yürümek iyi bir fikirdir. However far. Mehmet burada mı Mehmet? Dün Mehmet'in günüydü. However artı adjective. Değil mi? Hangi Mehmet? However Mehmet diyelim. Bakalım orada mı? Anlayacaktır. Okey, tamam, anlaştık. Dün senin günündü. Değil mi? E rağmen. Şimdi bu ifadeleri sürekli görmekte fayda var arkadaşlar. Sürekli. However far it must have seemed. Ne kadar uzak görünmüş olsa da. Değil mi? Ama burada tense uymayan bir durum söz konusu değil mi? Must have fiilin üçüncü hali az önce uyarmıştım. Herhangi bir modulla yanına have ve fiilin üçüncü hali geldiğinde bu geçmiş zamandır. En kötü ihtimalle evet perfect'tir ama present değil. It is a good idea diyor. Güzel. Even though rağmen you were so tired. Aslında böyle çeviri yaptığımızda Bursa çok güzel oluyor. Mesela diyor ki her yere yürümek iyi fikir. Yorgun, bu kadar yorgun olmana rağmen. Evet, çevirisini yaptım. Ama Bursa yapıdan olmuyor, değil mi? Tense uyumsuzluğundan dolayı Bursa gitti. Adana zaten tense'ten gitmişti. Whenever they went. Şimdi whenever da uyuyor zamana. Gitsin. Yani zaman uyumunu bekliyoruz whenever ile beraber ama burada bir present, burada da bir past var. İmkansız gidiyor. If you want to learn. Bu güzel. Since their house was. Şimdi burada da ne var? Bir since iki anlama geliyor biliyorsunuz. Biri den beri anlamında simple past kullanıyoruz ama başka zamanlarla kullanıldığından dolayı vesaire anlamını da verdiğini unutmuyoruz. Uyuyor mu bu şey burada? Since their house was onların evi şehrin eteklerinde olduğundan. Sadece anlama baksak Pınar, bence Bursa daha mantıklı. Bence. Bence daha mantıklı. Peki, tense uyumuna uymadığı için bir de burada bir sanki şey var burada, bir değer var, değer. Bu değeri karşılayacak şöyle bir tarıyorum. Hop, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Zaman bu da gitsin. Geriye tek bir şey kalıyor. Denizli. Evet. Bir sonraki soruya bakalım hızlı bir şekilde. Sizden bekliyorum. Bakalım ne cevaplar gelecek. İyi gidiyoruz arkadaşlar. Bakın bu bakış açılarını unutmadığımız sürece başarılı olmamak için hiçbir sebep yok. Aferin Nurşen. Değil mi? Yani bu işin de bir mantığı var. Bu varsa bu olmaz zaten. Evet. Ne diyoruz buna? Peki niye Edirne olmadı acaba? Bunu bana açıklayacak var mı? Şimdi bu zıtlık bağlacı bizim için önemli demiştin değil mi? E rağmen diyor. Herkes managed to get out. Herkes ne yaptı? Güvenli bir şekilde çıkmış olmasına rağmen yangın zaten diğer binaya sıçramıştı. Bir zıtlık yok değil mi? Öyle bir evet güzel. Aferin. Ha. Edirne gitsin. Tense uyumundan dolayı şu May Blue. May Blue.
Maine Blue rüzgar daha güçlü bir şekilde esebileceğinden dolayı çok saçma. That no one knew why it had started. Yani hem yangın diğer binaya sıçramıştı zaten. Hiç kimse bilmiyordu neden ortaya çıktığını bu yangının. Bu da biraz tuhaf kaçıyor. Death'i de gerektiren hiçbir şey yok. Unless ne demiştik? Kendisiyle birlikte present var. Unless cümlelerde zaten past olsaydı bile şu was'ı kullanamıyorduk. Bu da gitsin. Geriye tek bir şey kalıyor. Denizli. Farkında mısınız? Yine bir as var. Şimdi neden as üzerinde durduğumu umarım anlamışsınızdır. Umarım. Peki. Bir sonraki soruya geçelim. Bazı sorular zor çıkacak birazdan söyleyeyim size. Evet. Şöyle yapacağız hızlı bir şekilde. Verilen cümle past. SNS'e baktığınızda kesinlikle ve kesinlikle tense uyumu istiyor. Şuraya baktığınızda past bu olabilir. Soru işaretini koyuyoruz. Ondan sonra after financial, burada after var. Has finally been promised diyor. Tense uymuyor. Bu da gitti. Which has attracted. Şimdi fiilden sonra arkadaşlar. Fiilden sonra bu verb olduğuna göre, değil mi? Yani bu noun clause bekliyoruz burada. Noun clause'larda which'i kullanamıyoruz. Gelecekse de kendisinden sonra isim gelecek. Relative clause gitti. If'li yapılarda ana cümlede past tense kullanmıyorduk. Bu da gitti. Geriye bakalım. As more and more people are starting. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. More and more ifadesi arkadaşlar present continuous tense gerektirir. Cümle içerisinde bunu görmüş olmanızı istiyorum. Gittikçe daha fazla sayıda insan. As. Sevgili as. Geriye tek bir seçenek kalıyor. Tense uymadığından dolayı Edirne gidiyor ve Adana doğru cevap. 9'a bakalım. If'in altını çiziyorum. Why'in altını çiziyorum. When'in altını çiziyorum. That'in altını çiziyorum. Whether'ın altını çiziyorum. Cevaplarınızı bekliyorum. Vallahi bugün cevap anahtarı gibisiniz. Harikasınız. Evet. Anlamdan da rahatlıkla yapılabilir bir şey soru. You can only write a good summary of a passage. Bir parçanın özetini ancak yazabilirsiniz. If you ever need to go back to review it. Biraz böyle tuhaf kaçıyor değil mi? Why'a bakalım. Why you have read it carefully. Neden onu dikkatli bir şekilde okudun? Saçma. When you have fully understood it. Ancak diyor iyi bir şekilde tam anladığınızda iyi bir özet çıkarabilirsiniz bir parçanın. Güzel kalsın. That it uses words from the essay. İlgisiz değil mi? Evet, da gitsin. Ha, whether the summary is objective. Yani özet şey olsa bile ne derler? Objektif olsa İster olsun, ister olmasın. Tuhaf bir anlam. Bir de aynı kelimelerin tekrar arkadaşlar edilmesini beklemiyoruz. Çok önemli.
Mehmet Samri var ama yani tekrar olmasını beklemiyoruz hani. Yes. 10. soruya. Okey, anlaştık. Mehmet, harika. When we saw. Şimdi bir zaman bağlacı var burada. Kendisiyle birlikte fiilin ikinci halini kullanmış. Evet, C'ye eleyim ben sizin için şuradan. Evet, gitsin. Burada bir need to, Edirne'de gitsin acaba? Evet, gitsin. Adana ve Bursa arasında kaldık. When we saw, onları gördüğümüzde hiçbir şekilde tanımadık diyor. Maskeli adamlar bankadan. Evet, değil mi? Biz derhal ne yaptık? Polisi bilgilendirdik. 5 tane maskeli adamı bankadan çıkarken gördüğümüzde. Bir gramer sorusu soracağım size şimdi. 10. soru için arkadaşlar. Bir gramer sorusu. C ve grubundan sonra ne gelir? Peki, süper. Gelmiş mi? Gelmiş mi? Gelmiş. Güzel. We saw five masked men. Şimdi bu Jones infinitive sorusu olsaydı, şurası boş olsaydı, eminim hepimiz artık bu C ve grubunda olduğu için, değil mi? Koşarken. Süper. Süper. Bir sonraki soruya geçelim. Zaten bitmiş. Bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Evet, test 2'ye geçmişiz. Vallahi bugün çok beğendim sizi, onu söyleyeyim. Hoşuma gitti. Cevap anahtarı gibisiniz, az önce de söyledim. Tebrik ediyorum. Bu sefer sorular biraz zorlaşacak, haberiniz olsun. Peki. That. Sizden bekliyorum, çözmenizi bekliyorum arkadaşlar. Bunu aslında benzer bir yapıyı bu hafta derste verdiğimi hatırlıyorum. Özellikle evet, Adana diyen var, Denizli diyen var. Mürsel hocam, çok güzel söylüyorsun. Çok güzel söylüyorsun. It was that, it is that de var. Peki. Hatırlıyor musunuz? Tahtaya şuna benzer bir örnek vermiştim zaten. Due to. Hatta Mrs. Reid ile ilgili kadın kolejinin açılmasıyla ilgili bir soruydu. It was because of due to nokta nokta that. Yapının benzeri burada var. It is largely due to, değil mi? That. Çoğunlukla onun sayesindedir. Büyük oranda onun sayesindedir. Şimdi hocam, niye it is kullanmış da it was kullanmamış, tense uymuyor diyebilirsiniz. Burada evet, burada şöyle bir durum söz konusu. Acaba deney ve mantık, bilimsel bilgi geçerliliğini koruyor mu?
Evet. Şu anda yaptığımız bir sürü deney genellikle kimin sayesinde? Galileo ve keşiflerinin, değil mi? Keşiflerinin ya da işte buluşlarının sayesinde. Bütün mesele bu. Şöyle olsaydı Adana'da, it was due to Galileo deseydi. It was ya da daha da güzelleştirelim bunu. It was thanks to Galileo deseydi. Belki de bu da olabilirdi. Ama aslında bilimsel gerçekliğe dayanarak it is largely due to demek zorundayız. Çünkü biz halen onun keşiflerinden, buluşlarından faydalanıyoruz. Burada dikkatimi çeken bir ifade daha var. Concerning. Ne anlama geliyordu concerning arkadaşlar? Aferin Samet. Yes, concerning. Ne vardı başka bu anlama gelecek? Regarding. Yine as çıkacak, as to, yine as regards gibi ifadelerin hepsi about anlamına geliyor. Süper. Hakkında, konusunda, ile ilgili. A number of theories concerning the universe. Çok sayıda teori evrenle ilgili. Değil mi? Galileo tarafından yanlış olarak kanıtlandı. Güzel. Peki. O zaman buna yapıdan diyelim. Bu yapıyı unutmayalım ama it is nokta nokta. Daha doğrusu it is due to, it is because of, it is thanks to, it was thanks to gibi ifadelerden sonra that gelmesini bekleyelim. Bu tür seçenekler karşımıza çok çıkıyor. Doğru cevap olarak karşımıza çok çıkıyor. Bir de şunu da bir hatırlatayım. Genellikle mesela bağlaç sorularına diyelim ki largely ve boşluk olsa, boşluğa gelmesini bekleyeceğimiz genelde because ve due to grubudur. Evet. Because ve due to gruplarından önce gelmesini beklediğimiz diğer yapılar mainly, mostly, generally, genellikle bundan dolayıdır. Değil mi? Yani bunu Türkçe'de de aslında çok kullanıyoruz. Çoğunlukla bundan kaynaklanır. Çoğunlukla bundan dolayıdır gibi ifadeleri çok kullanıyoruz. Evet, Denizli'yi işaretleyip yolumuza devam edelim. Ne görüyoruz burada arkadaşlar? Bizim için ipucu ne? If. If varsa yaşadık. If varsa yaşadık. En kolay sorular. The others have more. Ne demiştik? Şimdi bir kere if ile beraber past perfect'i kullanmış. Bu type 3 olacağı harikasınız. Type 3 olacağı anlamına geliyor. Berkay'cığım, if clause'larda may have'in 3. halini kesinlikle kullanmıyoruz. Okay? Ana cümlede buraya arkadaşlar present perfect gelmez gitti. Buradan gitti. Could get to mixed type'larda olabilir ama before it closed dediğine göre mixed type olamayacak. Çünkü mixed type'larda geniş zamanlı bir şey olması lazım. Ana cümlede past tense olmaz gitti. May have'in 3. halini kullanmıyoruz arkadaşlar. Bunun yerine might have'in 3. hali. Berkay unutmuyorsun bunu. Might have'in 3. hali. Could have fiilin 3. hali. Bir de would have fiilin 3. hali olmasını bekliyoruz ana cümlede. Bakalım it wouldn't have been necessary to take a tax. Evet, bu süper olur. Doğru cevap Edirne. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Koşsaydık diyor otobüse, ne yapmak zorunda kalmayacaktık? Bir taksiye, orada o taxi değil arkadaşlar, bir hata olmuş herhalde, taxi olması lazım. Taksiye binmek zorunda kalmayacak idik. Peki. Üçüncü soruya bakalım.
Şöyle bir küçülteyim. Size bırakıyorum. Evet, sorular zorlaştıkça farklı cevaplar gelmeye başladı. Mesela ben şöyle sınavda olsaydım, since the 1980'si gördüm diyelim. Diyelim ki gördüm. Hemen aklıma when gelir. Ve o when'li cümlede past tense olmasını beklerim. Şöyle baktığımda, so that, because, but, just as, even though, when'i göremeyince de bu sefer hayal kırıklığına uğruyorum. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Peki. O zaman şöyle yapacağım. When yok. So that there is still. Bir kere 1980'li yıllardan beri değil mi? Enerjiyi koruma, kampanyaları düzenleniyor. There is still. Ha, gitti. Bu olabilir Bursa. Güzel. It is a problem. Because it is a problem that until now has been largely overlooked. Bir sebep sonuç ilişkisi. Bilmiyorum. Göz ardı etme. Overlook. Peki zıtlık bağlacı olduğunda arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? İki farklı zaman, iki farklı dönem. Bir tarafta iyilik, bir tarafta kötülük, bir tarafta savaş, bir tarafta barış, huzur, bir tarafta çalışma, bir tarafta tembellik gibi zıt ifadeler, kavramlar varsa hiç arkadaşlar hiç şey yapmayın. Ne derler? Yani bir mantık mutlaka çıkarıyor bu zıtlıklardan. Çok daha kolay diğer seçeneklere göre. Bakalım. But üzerinde duralım. Zıtlık bağlaçları üzerinde duralım. But it is only with... Yapılıyor ama... With the advent of a global warming. Küresel ısınmanın ortaya çıkmasıyla... That the issue has really gained. Gerçekten bir momentum, önem kazandı. Önem kazandı, yer edindi. Adana'ya baktığımızda hala so that, aslında but still deseydi belki olabilirdi ama yok. Because, çünkü bir problemdir ve şu ana kadar göz ardı edilmiştir. Hayır. Just as, bu Ceyhan olabilir, kalsın. Just as, iki kullanımı var arkadaşlar, bunları not edelim. Normalde just sadece bir vurgu ifadesidir, vurgu. Normalde as I was leaving home, as I was leaving home, evden ayrılırken bunu ben just as dersem tam evden ayrılacağım sırada anlamını verir. Yani birinci kullanım şekli iken. While anlamında. İkinci kullanım şekli de just as I told you, tıpkı sana söylediğim gibi, just as I told you, tıpkı, aferin, tıpkı gibi. Süper. Şimdi just as the next step requires. Okay Erhan, kolay gelsin. Just as next step requires a great of detailed planning. Şimdi bir sonraki adım gerektiriyor detaylı planlama. Bir önceki adım var mı acaba? Yok. Gitsin. Even though most industrialized countries have been strongly in favor of these campaigns. Evet. Peki.
Sonuç olarak arkadaşlar, bir daha incelemenizi istiyorum. Yani Ceyhan ve Edirne arasında kalalım. Burada bir even doğu. Bu da zıtlık istiyor değil mi? Doğu. Bu da zıtlık istiyor. Zıtlık var mı yok mu acaba? C ve Edirne arasında kalın. Ekranı temizleyeyim. Bir daha yapın. Adana, Bursa, Denizli gitsin. Şuradaki bat. Şu. Yani bağlaçların gücünü görmenizi istiyorum. Edirne'de zıtlık yok değil mi? Burada bir promote var, yani bir destek var. Arttırma var diyor. Arttırma, korumayı arttırma. E burada da lehine, bu tür programların lehine. Eğer lehine değil de, bakın Edirne'de lehine değil de zıt yönde karşı çıkma gibi bir durum söz konusu olsaydı, yani even though olmasaydı, Edirne'de doğru cevap olabilirdi. Edirne'de doğru cevap olabilirdi. Peki. Bir 5 dakika ara verebilir miyiz arkadaşlar? Hangisi için Müsar Hocam? 3'te Denizli seçeni. DD peki since baktığımızda pas gelmez mi? Ama D değil ki cevap zaten Ceyhan. The next step, bir sonraki adım required. Okay, required. Peki past olmasını beklerdik. Evet. Past olmasını beklerdik. Yes. Arkadaşlar 7 dakika sonra buradayım. Bir 7-8 soru daha çözeceğiz beraber. Bu akşam bitireceğiz. Belki de biraz kelime çalışması yaparız. Ona göre 7 dakika sonra görüşmek üzere.